Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle nefis bir fasulye kızartması yapacağız. Bunun için neyimiz var? 250 gram kadar taze fasulyem var. Fasulyeyi fazla almışım. O yüzden birazını ayırdım. Böyle kızartmasını yapayım istedim. Bir büyük boy domatesim var. Küçük küçük doğradım onu da. Bir orta boy soğanım var. Onu da doğradım. 2 diş sarımsağım var. Yarım çay kaşığı kırmızı toz biberim var. Tabii kullanacağımız bir de zeytinyağımız olacak. Şimdi yapımına geçiyoruz. Evet, tavama biraz zeytinyağı koydum. Ocağıma aldım ve hemen fasulyelerimi koyacağım. Bunu da alıyorum. Şu an yüksek ateşte. Tamam, ısındıktan sonra, yağım ısındıktan sonra biraz orta harareti alacağım ve ağzını kapatacağım ki etrafı batırmayalım. Ara sıra karıştıra karıştıra, yani çevire çevire fasulyelerimizi kızartacağız. Evet, gördüğünüz gibi yağım kızmaya başladı. Şimdi ağzını kapatıyorum. Altını da orta harareti alıyorum. Yavaş yavaş pişirmeye başlıyorum. Evet, fasulyem 6-7 dakikadır pişiyor. Hemen şöyle bir çevireceğim. Şöyle gördüğünüz gibi harika oldu. Kızartma çok lezzetli bir yemek oluyor. Herkesin de bildiği gibi. Ya, sağlık durumundan dolayı çok fazla yapamıyoruz fakat gerçekten muhteşem bir lezzet. Mutlaka bu tarifi de deneyin derim. Tekrar ağzını kapatacağım. Hem daha yumuşak, daha kolay pişmesini sağlıyor, hem de etrafı batırmamış oluyorsunuz. Evet, 5-6 dakikadır da bu tarafını pişirdim. Gördüğünüz gibi fasulyelerim anında hazır. Şimdi hepsini de alıyorum. Ve aynı tavaya soğan ve domateslerimi koyacağım. İsterseniz aceleniz yoksa benim gibi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 10 dakikada fasulyelerimiz hazır oldu. Benim acelem yoktu. Böyle yaptım. Fazla tava, tencere kirletmemek adına. Fakat eğer aceleniz varsa bir tarafta fasulye pişerken diğer tarafta da şu an yapacağımız bu sosu hazırlarsınız ve anında hazır olur yemeğiniz. Şimdi şöyle biraz soğanı önce kavuracağım, öldüreceğim. Daha sonra domatesini ve sarımsağını ilave edeceğim. Soğanlarımız da pişti. Şimdi birazcık sarımsağı şöyle bir çevireceğim. Daha sonra domatesini koyacağım. Çok lezzetli oluyor, inanın. Fasulye bizim evin favorisidir. Her türlüsü sevilir. Fakat bu gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi domatesimi de koyuyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Bunun da ağzını kapatıp bir 5 dakika yumuşamasını bekleyeceğim ve daha sonra kırmızı toz biberimizi koyacağım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi domateslerimiz de pişti. Hemen kırmızı toz biberimi koyuyorum. Ben tuzu koymayı unutmuşum. Hemen tuz da ilave ediyorum. Tabii bu size bağlı, ne kadar seviyorsanız o kadar ilave edersiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Birazcık altını veriyorum. Toz biberin böyle güzelce kavrulup lezzetini vermesi için. Ve hemen yanmaması için de hemen kapatıyorum. Evet, sosumuz da hazır. Şimdi sunuma geçiyoruz. Evet, muhteşem. Fasulye kavurmamız hazır. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bunlar benim için çok önemli. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Evet, gördüğünüz gibi harika oldu.
Evet, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Yeni videolarda buluşmak üzere, hoşça kalın.